Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün de imaj CD'si nasıl alınır ve ne işimize yarayacak ondan bahsedeceğiz. Evet, elimizde bir DVD var. Bu da Windows CD'nin. Ben kullandım, sizde XP olabilir. Başka bir Windows 10 olabilir. İlk önce bunu takıyoruz. Windows'un bilmiyorum şeyi kaldım da. Sığar mı onu da bilmiyorum. Ne kadar boyutunu bilmiyorum. 7 kullandığım için ben 7 üzerinden anlatacağım size. Siz hangisini kullanıyorsunuz o aşamadan gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar elimizde Windows 7 DVD'si belirdi. Yani göründü. İmaj CD'si dediğim gibi Ultra ISO. Bunda tekrar hiçbir şey yapmamış gibi baştan anlatacağım arkadaşlar. Önce herhangi bir arama motoruna Google, Yandex neyse Rufus yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha, indir de yazabilirsiniz. Gezginlerden indirebilirsiniz. Ücretsiz program. Yerini de gösterdik. Nerede indireceğimizi. Program tıkladığımız zaman ileri diyerek ya da tamamen kendisi kuruluyor bu şekilde. Bunu tıklıyoruz. Tıkladık. Zaten direkt gördüğünüz gibi görüyor. Evet. Şimdi asıl işleme geleceğiz. Burada DVD'nin üstünü belirgin hale getirdik, işaretledik. Mavi şeklinde gösterdik. Sağ tıklayarak, yani mouse'umuzun sağ kliğini tıklayarak ISO amblemini görüyoruz burada. Buradan Create CD ya da DVD imajını yarat diyor arkadaşlar. İngilizce olarak olduğu için ben Türkçesini söylemiş oldum. Tıklıyoruz yaratı. Buradan nereye kaydedeceksek oraya. Ben masa üstünden aramayayım diye masa üstüne. Genelde herkes oraya tercih ediyor zaten. Yapıyoruz. Buraya da mesela Windows 7 veya 7 kısaca ben şey yapmak için yani fazla vakit almasın diye 64 bitben ikisi olarak hani karışmasın diye belki 32 bitinde başka bilgisayarım varsa onu da kurarım diye karışmasın diye bu şekilde isimlendirebilirsiniz. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi imaj dosyası olarak kaydetmeye başlıyor. Artık arkadaşlar bu imaj olduktan sonra istediğiniz DVD'ye yazdırsınız. Sizin elinizdeki DVD arızalanmış bile olsa, çizilmiş bile olsa bu yani şu dosyadan, imaj dosyasından farklı bir DVD'ye yazdırarak tekrar kurma ihtiyacı olduğunda buradan yardım alabilirsiniz ya da oluşturduğunuz arşivinizden çıkartarak tekrar destek almış olursunuz. Yani onu da şimdi hemen göstereceğim. Burada biz daha önce de yaptığımız için basıyorum ve direkt yazdır çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada nasıl görürseniz orijinal CD olarak yazdırmış ya DVD olarak yazdırmış oluyor. Evet. Ben bununla vakit geçirtmeyeceğim sizi çünkü çıkarttığım dosyayı da gösterdim. Evet diyorum. Hala yazdırmayacaktır. Hani silecektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşuyor ve siz de yapabilirsiniz. Gayet zor değil. Hiç de şey değil yani. Bu şekilde istediğinizi yapabilirsiniz. Bunu niye söyledim? Başlatma hatası aldığınız zaman bu ekrana gelemeyeceksiniz. Yani masaüstünüze gelemeyeceksiniz. Onun için bu DVD ya da flash'a yazdırdığınız USB diyelim bu şekilde. Bunu yine flash'a da yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Yeterli flash'ınız olması gerekiyor. Şu anda 1 GB'lık bir şey var. Bunu 8'e taktığınız zaman sadece demeniz gereken şu arkadaşlar. Onu da göstereyim. Neredeydi bizim? E'nin içinde. Evet. Windows 7 Ultimate. Başlat dediğiniz zaman direkt neresiydi? Gördüğünüz gibi aygıtı görüyor. Aygıt dediği şey şu. Şunu görüyor. Başlat diyorsunuz. Bu kadar. Aynı CD kullandığınız gibi
USB'yi de kullanabiliyorsunuz. Başka da hiçbir şey gerekmiyor. Bu kadar. Bunu da ekstra olarak anlatayım dedim. Teşekkürler dinlediğiniz için.